kurumunda yaptığımız ve iş yeri görevi havzası modelleme çalışmasından bahsedeceğim. Bu çalışmaya biz Aarhus Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik. Veri toplama ve arazi çalışması kısmını otelin yönü laboratuvar olarak biz yürüttük. Modelleme çalışmasını da Aarhus Üniversitesi ile beraber yaptık. Bu çalışmada amacımız değişik göre havzasındaki arazi kullanımı ve küresel iklim değişikliğinin değişik göre ekosistemin olan etkilerini belirlemekti. Refresh projesinin modelleme iş bakımında sadece değişik göre havzası değil aslında Avrupa'nın çeşitli iklim şartlarını temsil eden 8 pilot havza seçilmişti. Bunların kimi nehirler, kimi sulak alanlar, kimi de gölleri temsil ediyordu. Beyşehir Gölü'de Akdeniz iklim kuşağını temsil eden, göl ekosistemini temsil eden seçildi. Biz burada havza ötekli modelleme yaptık öncelikle. Çünkü bildiğiniz gibi havzadaki var olan bütün süreçler göl ekosistemini doğrudan yolsuz dolaylı olarak etkileyebiliyor. Özellikle havzanın havzadaki yeryüzü şekilleri, topografya, yüzey kuşlarını etkilediği için bizim için önemli bir değişken. Aynı zamanda havzada yapılan tarım, arazi kullanımı, havzadaki ürün deseni ve gübre kullanımı göl için doğrudan kaynak oluşturabiliyor. Aynı zamanda şehirleşmeyle artan noktasal kaynaklar, evsel atıkların problemi de göl ekosistemlerini etkileyebiliyor. Öncelikle arazi kullanımı deyince aklımıza tarım geliyor. Yani göller açısından düşündüğümüzde tarım en önemli besin tuzlu yükü anlamına geliyor göller için. Bu haritada gördüğünüz gibi dünyadaki tarım alanlarının dağılımını gösteriyor. Yani dünya karalarının büyük bir yüz ölçümünün neredeyse 130 olarak kısmının tarım alanları olduğunu görüyoruz. Bu oran Türkiye'de ise %28'e tekabül ediyor. Tarım dediğimiz aslında bizim için önemli olan şey havzadaki ürün deseni. Çünkü her bitkinin farklı besin tuzu ihtiyaçları olabiliyor. Bu da oradaki besin tuzu döngüsünü etkileyebiliyor. Aynı zamanda toprak işleme yöntemleri ve kullanılan gübre miktarı çok önemli. Türkiye'deki gübre kullanımına baktığımızda ise dünyanın dünya ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda arazi kullanımı tatlı suların hidrolojisini de değiştirebiliyor. Özellikle tarımsal sulama yüzünden. Bu haritada görüyoruz bütün dünyada tarımsal sulamanın yoğunluğunu görüyoruz. Burada Türkiye'ye baktığımız zaman aslında tarımsal sulamanın yoğun bir şekilde yapıldığını görmekteyiz. Dünya ortalamalarına baktığımız zaman ise dünyadaki su kullanımının %69'unu tarım oluştururken Türkiye'de bu oran %74'e tekabül ediyor. Bu tablonda Türkiye'de sulanabilir alan ve alanları gösteriyor. Şuraya baktığımız zaman Türkiye'deki sulanabilen alan potansiyeli 8,5 milyon hektar olarak gösterilmiş. Ve şu ana kadar, yani bu rapor 2008 yılında 4,09 milyon hektar sulamaya açılmış. Aynı zamanda biz iklim değişikliğinin de göl havzanın emekleri etkisindeki etkisini belirlemek istiyorduk. Bu yüzden iklim değişikliği senaryolarına bakalım. Burada IPCC'nin 3 ana senaryosunun sonuçları gösteriyor. Baktığımız zaman genel olarak sıcaklıklarda bir artış öngörülüyor. Özellikle kutuplarda sıcaklık artışı çok yoğun. Türkiye'ye baktığımızda bu grafikler mevsimsel olarak 2040 ve 2060 yılları için sıcaklık öngörüleri. Baktığımız zaman özellikle yaz ve güz döneminde zaten şu an bile kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan güney bölgelerinde ciddi bir sıcaklık artışı görüyoruz. Neredeyse 4-5 derece varan şekilde. Peki yağış rejimine baktığımız zaman ise biraz daha farklı aslında. Tam homojen bir durum yok. Mesela Türkiye'nin kuzeyinde bazı mevsimlerde yağışlarda artış görülürken ama güneyde bu durum daha kötü. Çünkü yağışlarda neredeyse %40-%50'ye varan azalmalar görüyoruz. Biz bu çalışmada hem iklim değişikliğini hem de arazi kullanımının etkilerini görmek istiyorduk. Bu yüzden iklim senaryo çıktıları ve arazi kullanımı senaryolarımız SWOT havza modeline verdik. Ve burada azot ve fosfor yükleri elde ettik. Bu azot ve fosfor yüklerini 3 farklı göl modeline vererek fitoplankton, toplam fosfor ve toplam azot çıktısını elde ettik. Burada fitoplankton biyokütlesi
düşünüyorum. Çünkü her üç modelin ortak çıktı fitoplankton'da. Çünkü Prozac modeli fitoplankton odaklı bir model olduğu için üçünü karşılaştırırken fitoplankton kullandık. Öncelikle kullandığımız havza modelinin hidrolik döngüsünden bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin bildiği basit hidrolik döngünün şematik edilmiş hali olarak düşünebiliriz. Havzaya gelen yağış önce havzadaki bitki örtüsü tarafından tutuluyor. Daha sonra bu bitkilerden aşağıya süzülen sular toprakta birikmeye başlıyor. Toprağın tabii bir su taşıma kapasitesi var. Bu kapasite eğer dolarsa yüze yapışlar ya da yata yapışlar gerçekleşiyor. Yine havzadaki ürün desenine göre her bitki topraktan su alımı gerçekleşebiliyor. Bütün bu süreçler aynı zamanda topraktan akifere sızıntı ya da akiferden yüzey toprağına olan akışlar modelleniyor. SWOT modelindeki azot ve fosfor döngüsüne baktığımızda ise öncelikle bu azot ve fosfor döngüsünde bitki deseninin önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi her bitkinin azot ve fosfor ihtiyacı farklılık gösteriyor. Bu da havzadaki döngüye etkili oluyor. Aynı zamanda yine bitki büyüme parametreleri farklılık gösteriyor her bitki için. Yine tarım uygulamaları, ne kadar gübre kullanıldığı bütün döngüde önemli parametreler. Azot döngüsüne baktığımız zaman yine topraktaki bildiğimiz süreçler, denitrifikasyon, nitrifikasyon, organik maddenin çürümesi, mineralizasyon gibi süreçler modelleniyor. Yine fosfor döngüsünde de organik maddenin çürümesi ya da gübre ile beraber fosfor girişi toprağa modelleniyor. Kullandığımız göl modelleri aslında bahsetti bunlardan kısaca. Biz de aynı modelleri kullandık. Sadece ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bir snake modeli sıfır boyutlu bir model. Yani gölü tek bir nokta olarak düşünüyoruz bu modelde. Özellikle sığ ve karışan göller için uygun bir model. Bu diğer iki model ise bir boyutlu bir model. Bunlar yeterli bir değişimi yok sayıp sadece dikeydeki varyasyonu dikkate alan modeller. Özellikle Prozac, demin de bahsettiğim gibi fitoplankton odaklı bir model. Özellikle fitoplankton komünite yapısı çalışmalarında yoğun olarak kullanılıyor. Sadece PSNAP modelin genel yapısından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğümüz düz çizgiler kütle akışını gösteriyor. Yani burada bildiğimiz besin zinciri var. İşte balık zooplanktonu yiyor, zooplankton algi yiyor. Yani canlıların kütlelerini aldığı yönünü görebiliyoruz burada. Aynı zamanda bu kesikli çizgide empirik ilişkileri açıklıyor. Mesela burada su berraklığının buradaki diğer canlılarla ilişkisini görebiliyoruz. Mesela sistemde sulucu bitkisi fazlaysa bu su berraklığına arttan bir etki yaratabiliyor. Ama alg varsa bu su berraklığını azaltabiliyor. Peki entegre havza yönetiminde modellemeyi nasıl kullanabiliriz diye baktığımız zaman öncelikle entegre havza yönetimi nasıl olur bir bakalım. Öncelikle bizim yöneteceğimiz havzayı çok iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Oradaki biyolojik, kimyasal süreçler nasıl bunları anlamamız gerekiyor. Bunu da izleme çalışmalarıyla elde edebiliriz. Daha sonra ise o havzadaki sorunları belirlemek ve bunları öncelendirmek gerekiyor. Daha sonra bunlara karşı plan ve strateji geliştirmek, bu önlemleri uygulamak ve izleme, raporlama, güncelleme aşamaları var. En son bizim uyguladığımız yöntemler eğer istediğimiz sonuçları vermezse başa dönüp yeni stratejiler geliştirebiliriz. Modellemeyi de aslında burada havzayı önce tanımlamada kullanabiliriz. Tanımlama derken aslında burada elde ettiğimiz veriler arasındaki en kritik ilişkileri belirleyebiliriz aslında. Biyolojik ya da kimyasal süreçler arasındaki ilişkiler nedir? Bunu modelleme yöntemiyle belirleyebiliriz. Aynı zamanda senaryo kurgulayarak bunları modeller yöntemiyle test ederek modelleme entegre havza yönetiminde kullanabiliriz. Bizim bu çalışmada izlediğimiz yol öncelikle veri topladık ve arazi çalışması gerçekleştirdik. Çünkü Beyşehir Gölü ile ilgili elimizde yeterli veri yoktu. Daha sonra modelleri kalibre ettik, senaryolar oluşturduk ve bu senaryoları test ettik. Öncelikle veri toplama aşamasından bahsetmek istiyorum. Beyşehir Gölü ve havzası bildiğiniz gibi Konya Kapalı Havzası'nın üst havzası konumunda. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı. Yüzey alanı yaklaşık olarak 650
350 km² diyebiliriz ama bu tabii mevsimsel ve yıllık olarak değişebiliyor. Aynı zamanda 1125 metre rakıma sahip. Ortalama derinlik 6 metre, maksimum derinlikte 9 ila 10 metre arasında değişebilir. Ya da hani kurak bir yılsa tabii daha da düşebilir bu derinlik. Biz Beyşehir Yeme Havzası'nda 2 yıllık aylık izleme programı gerçekleştirdik. Burada 2 yıl boyunca sabit 2 istasyonumuz vardı göl içinden. Tabii bu 2 istasyon az diye düşünebilirsiniz. Biz büyüme mevsiminde bir kere mahsus olmak üzere 6 istasyondan örnek aldık ve aralarındaki farkın anlamlı olmadığını gördük. Bir de hem bütçe hem de iş gücü bakımından 2 istasyonun yeterli olduğuna kanaat getirdik. Aynı zamanda göle giden 13 farklı dereden su örneği aldık. Bu su örneklerine fiziko-kimyasal parametreler burada yazdım. Onların ölçümünü yaptık ve göl içinden fitoplankton ve zooplankton örneği aldık. Yine yılda bir defa mahsus olmak üzere su içi bitki kaplama ve balık skop çalışması yaptık. Bu 2 yıllık arazi sonuçlarına genel olarak bakarsak klorofilal değerleri 1 mikrogram ile 7 mikrogram arası değişiyordu ve bir mevsimsellik görüyoruz aslında. Özellikle güz mevsiminde klorofilde bir artış gördük. Toplam azot konsantrasyonu baktığımızda da yine o da aslında klorofilaldaki trendleri takip ediyor. Bu da ilginç olan şey amonyum ve nitrat çok düşük seviyede. Baktığımız zaman aslında toplam azotun çoğunu organik maddeler oluşturuyor diyebiliriz. Fosfor konsantrasyonu baktığımızda ise fosfor konsantrasyonu yani diğer göllerle kıyasladığımızda gayet düşük aslında. Yıl boyunca 15 mikrogramla 30 mikrogram arası değişti ve tam bir mevsimsellik gözleyemedik. Yine SRP yani aktif fosfor miktarı ise çok düşüktü. Yani 5 mikrogramın altındaydı 2 yıl boyunca. Uyandık grafikler ise ana 6 tane derinin fosfor ve azot konsantrasyonlarını gösteriyor. Şurada da göl içi konsantrasyonları görüyoruz aslında. Burada ilginç olan şey şu ilk verilen 1 ve 4 numaralı dereler aslında gölün doğu yakasında tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlerdeki dereler ve buradaki konsantrasyonların hem azot hem de fosfor için yüksek olduğunu görüyoruz. Modeller için başka veriler de toplamamız gerekiyordu arazi çalışması dışında. Çünkü SWOT modeli çeşitli arazi kullanımı, sayısal yükseklik haritası, toprak haritası gibi ve nehir ağı gibi bilgiler gerektiriyordu. Bunları çeşitli bakanlıklardan elde ettik. Aynı zamanda günlük akım verileri VSI'den temin ettik. Yine tarım, bölgeli plan tarım ve gübre solunma bilgilerini de Tarım Bakanlığı'ndan elde ettik. Meteoroloji verileri de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldık. Yine PC ve diğer modeller için de gerekli biyolojik ve kimyasal parametreleri biz toplamıştık. Yine meteorolojik ve akım verilerini de ilgili yerlerden aldık. Şimdi modelin kalibrasyonundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu akımların 5 ana dere için akımların kalibrasyonunu gösteriyor. Burada da istatistiksel değerlerini görüyoruz. Burada düz çizgi simüle edilen değer, evet, kesikli çizgi ise gözlenen değerleri gösteriyor. Bir yıl, bizim arazi çalışmamızdaki bir yılı biz kalibrasyon, bir yılda doğrulama testlerini kullandık ve genel olarak bu istatistiksel değerlere baktığımız zaman aslında literatüre göre güzel sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Sadece burada mesela Q10 adlı derinin istatistiksel değerleri pek iyi değil. Bu da aslında şundan kaynaklanıyor. Akım değerleri çok düşüktü ve çok düşük olduğu zaman da aslında bunu yakalamak çok zor oluyor modelde. O yüzden bunu ona bağlayabiliriz. Aynı zamanda bu ilk 2 yıllık günlük kalibrasyon sonuçlarını gösteriyordu. Bizim uzun süreli akım verimiz olduğu için aynı parametreleri bir de uzun süreli işte 6 yıllık bir veriyle ait olarak bakalım dedik. Aynı parametreler başka zaman serisinde de güzel sonuç verecek mi diye. Burada kırmızı olarak gözüken yer yine model çıktısı, mavi ise gözlenen değer. Burada 5 ana derenin sonuçlarını görüyoruz. Bu yeşil ise dediğimiz sunumda bahsetmişti. Belirsizlik bandı dediğimiz. Biz bu modeli kalibre ederken her parametre için bir aralık belirliyoruz ve çok sayıda iterasyon yapıyoruz. Bu band, gördüğünüz band esasında her
operasyon mesela elde ettiğimiz bir tane sonucu gösterimi diye düşünebiliriz. Bu yaptığımız kalibrasyon sırasında beyin havzası ile ilgili, su bütçesi ile ilgili şöyle bir şema çıktı aslında, ortalama değerler bunlar. Mesela bizim yaptığımız süre içerisinde Beyşehir havzasına düşen yağış ortalama 504 mm'ymiş ve bunun 396 mm'si buharlaşma ve terleme ile sisteme geri verilmiş. Yine yüze yakışlarıyla ve yatay yakışla göre neredeyse 100 mm bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. Yine akiferle su değişimi var yüzey toprağı arasında, bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda fosfor yüklerini de kalibre ettik. Yalnız aylık fosfor, aylık besin tuzuyla kalibrasyon gerçekten de 2 yıllık veriniz varsa bunları oturtmak çok zor oluyor. Genel olarak aslında fosforun az olduğu dönemleri yakaladığını görüyoruz ama bazı pikleri kaçırdığını görüyoruz burada. Yine aynı sonuçlar azot için de geçerli. Genel olarak eğilimleri yakaladığını söyleyebiliriz ama aylık veri olmasından dolayı aylık ve tek nokta verimiz olduğu için bütün her şeyi yakalayamadık. PC-Lake modelini ise klorofilat, TP, TN ve fosfat için kalibre ettim. Klorofilat da burada 2 yıllık şeyi görüyoruz. 2 yılda genel trendi yakaladık. Fosfor bir devrede gibi çok düşük olduğu için aslında bu besin tuzları bunları modellemek gerçek bir pik olmadığı için çok zor oluyor ama genel olarak ortalamaları yakaladığımızı söyleyebiliriz. Fosfat için ise daha iyi bir sonuç elde ettik. Klorofilat için her üç model sonucunu görüyoruz burada. Erik de demin göstermişti, bizde aslında üç farklı model birbirine yakın sonuçlar verdi diyebiliriz. Özellikle burada Protek modeli aslında en gözlenenlere en iyi sonucu verdi. Çünkü zaten bahsettiğim gibi fitoplankton odaklı bir modeldi. O yüzden klorofilat kalibrasyonu sonuçları daha iyi bulundu. Daha sonra ise senaryo oluşturma aşaması yaptık. Şimdi biz iklim değişikliği için 3 farklı senaryomuz vardı. Bunlar burada regional climate, yani bölgesel iklim modeli diye gösterdiğim 3 farklı senaryo. Burada ilk 3 gördüğümüz şey, bizim bir referans koşula ihtiyacımız var. Bu da şu anki durumu tanımlayan 1980-2010 yılları arasında biz bu iklim modellerinden o zamanki iklim verilerini ürettik ve modeli bir öyle çalıştık. Bu bizim referans koşulumuz olacaktı. Daha sonra ise sadece iklim modellerini tek başına kullanarak modeli çalıştırdık. Daha sonra ise 4 farklı arazi kullanımı senaryosu oluşturmuştuk ve 3 iklim değişikliği ve 4 arazi kullanımı senaryosunu kombinleyerek toplamda 18 senaryo elde ettik. İklim senaryosundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Bildiğiniz gibi IPCC'nin ana senaryoları var. Bunlar bu 4 eksende oluşturulmuş senaryolar. Küresel, ekonomik, yerel ve çevreci politikaları göz önüne alarak oluşturulmuş. Biz burada A1B senaryosunu kullandık. A1 senaryosu genel olarak dünyada hızlı ekonomik büyüme olacağı ve 2050'lere kadar nüfus artışı olacağını söylüyor ve yeni ve verimli teknolojiler kullanılacağını öngörüyor. Hem yeni verimli hem de aslında fosil kaynaklarla bir miktar kullanılacağını öngören bir senaryo, A1B senaryosu. Bu A1B'den 3 farklı iklim, bölgesel iklim modeli alt ölçeklendirme yapılarak oluşturulan senaryo sonuçlarını görüyoruz. Beyşehir havzası için bunlar yağış değerleri. Mavi olan günümüzdeki yağışlar, bu açık mavi olan ise gelecek yağışlar. Gördüğünüz gibi 3 modelde de yağışlarda azalma görülüyor. Günlük ortalama sıcaklıklarda da 3 model için sonuçları burada görüyoruz. 1.3 ila 2.4 arasında sıcaklığın artışı öngörülüyor. Yağışta %8 ile %18 arasında azalma öngörülüyor. Arazi kullanımı senaryolarını oluştururken de şunu göz önüne aldık. RF5 projesinin birinci iş paketi senaryo oluşturmaktan sorumluydu. Onların Avrupa ile ilgili yaptığı öngörülerden faydalandık. Aynı zamanda WWF ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı
alandaki uzmanlarla konuşarak bu senaryoları oluşturduk. Ana senaryomuz şuydu aslında, bütün Avrupa'da tarım alanlarının %10 ile %20'sinin verimliliği kaybedeceği öngörülüyor gelecekte. Ve aynı zamanda Akdeniz iklim kuşağında su kullanımının azalacağı öngörülüyor. Çünkü zaten bir kuraklık problemi olacak ve tarımsal su alanında azalacağı düşünülüyor. Biz de aslında senaryolarımızı buna göre oluşturduk. Bu eksen aslında demin de bahsettiğim IPCC'nin ekseniyle aynı. Burada yukarı mesela bu B senaryoları daha çevreci senaryolar, üsttekiler ise daha ekonomi fazla arazi kullanımı senaryoları. Biz burada aslında hani iyimser davranmış olabiliriz çünkü kuraklığa dolayı su kullanımının azalacağı söyleniyordu. Biz de havzada şeker pancarı tarımının olmayacağını varsaydık ve senaryolarımızı buna göre oluşturduk. Daha sonra ise bu senaryoları test ettik. Bu sonuçlar arazi kullanımı dahil edilmeden sadece iklim senaryosu sonucunda ne olacağını gösteriyor. Bunlar toplam su eldesi, yağış buharlaşma ve kar örtüsü ile ilgili. Burada mesela şuna bakalım, şu yazıldığı şeyler, havzadaki toplam su eldesi. Mesela bu maviye bakarsak gelecekte azaldığını görürüz toplam su eldesi. Her senaryo için bu renkleri takip edersek aslında her senaryo için toplam yüzey kışlarının azalacağını görüyoruz. Peki besin tuzluğuna nasıl etki eder bunlar diye baktığımız zaman 3 iklim modelinde besin tuzlu yükünün azalacağını öngörüyoruz. Çünkü yüzey kışları azalıyor. Bütün 18 senaryoya baktığımızda ise nitrat ve mineral fosfat yükü hepsinde neredeyse bunlar minimum ve maksimumları işaretledi. %15 ile %39. %33 ile %63 bir azalma öngörülüyor havzadan gelen yüklerde. Peki bunlar klorofil ağa nasıl etki etti diye bakarsak, baktığımız zaman biz klorofil ağda düşüş gördük aslında. Bunlar şurada 3 modelin ortalama klorofil ağ sonuçlarını görüyorsunuz. Ve bu da klorofil ağda gösteriyor. Bazı senaryolarda klorofil ağda hafif bir artış olmuş ama genel olarak %10'a varan düşüş var. Tabii bu %10'da çok, zaten ortalama miktar 3-4 mikrogram dediğim için %10'da aslında çok küçük bir şeye tekabül ediyor. Yani gelen akımlarda %30'a varan bir azalma olacak havzada. Ve bu da fosfor ve azot yüklerini azalmayı tetikliyor. Ve dolayısıyla klorofil ağ miktarında da hafif bir düşüş öngörüyoruz. Peki burada sadece PCLX sonuçlarını veriyorum. Klorofilatların dediğim gibi hafif bir düşüş var. Evet, toplam fosfor ve toplam azota baktığımız zaman şu mavi olan referans koşullarımız. Burada da mavi olan azottaki referans koşulu. Ve hem TP'de hem de TN'de gelecekte azalma oluyor. Çünkü havzadan besin tuzu gelmeye, yüzey akışları olmadığı için. Yani sonuç olarak şunu diyebiliriz. Yarışlarda, %20'ye varan yarışlarda azalma olabilir. Bu da tabii yüzey akışlarını azaltıp besin tuzu yüklerinde azalmaya sebep olabilecek gibi gözüküyor. Demin de Erik sunumda bahsetmişti, yani Kuzey Avrupa göllerinin şu anki durumunu korumak için %70 mesela besin tuzu yükünü azaltmamız gerekiyor gibi bir şey söylemişti. Aslında biz de kuraklıktan dolayı mecburen böyle bir şey olmuş oluyor. Bu da havzadan gelen besin tuzunu azaltıyor. Sıcaklığın fitoplankton üzerinde tabii artıcı bir etkisi var. Ama beyşehir gölü zaten oligotrofik, mezotrofik aralıkta bir göl ve besin tuzu açısından çok zengin değil. O yüzden gelecekte daha da besin tuzunun azalması aslında bu sıcaklığın etkisini azaltabilir bir bakıma diye düşünebiliriz. Ama burada da şu problem ortaya çıkıyor. Tamam, su kalitesinde belki bir düşüş olmayacak ama gelen akımlarda %30'a varan bir düşüş var. Bunda hesapladığımız zaman neredeyse hani gölün neredeyse yarı yarıya seviyesini kaybedeceğini görüyoruz. Zaten gölde su olmadıktan sonra su kalitesinden de bahsetmek pek mümkün değil aslında. Bu yüzden gölden su çekilmesi kontrol edilmeli diye düşünüyoruz. Bir de biz tam olarak bu çalışmada şeyi gerçekleştiremedik. Hani ne kadar su seviyesi düşecek? Çünkü beşer bir kontrol edilen bir göl. Bununla ilgili de senaryolar üretmemiz gerekiyor. Bir de aslında bu senaryo oluşurken çok iyimserdik. Mesela susuz tarım yapılacak diye bir şey öngördük ama acaba gerçekten havzada susuz
mı yapılacak? Belki bu tarımsal sulama ile ilgili de senaryoları koyup belki bu akımlarda daha bile düşüş görülebilir. Bu da göldeki su miktarını iyice düşürebilir diye düşünüyorum. Son olarak Mogan Gölü ve Beyşehir Gölü'nün karşılaştırmalı örneğini vermek istiyorum. Laboratuvarımızda yan arkadaşımız onu Mogan Gölü'nün modellemesini yapmıştı. O da farklı iklim senaryoları kullanarak Mogan Gölü gelecekte ne olur diye baktı. Onda da yine aynı şekilde yüzey akışlarının azalma olacağı için besin tuzu yüklerinde bir azalma vardı ama Mogan Gölü sonuçlarına baktığımız zaman şu mavi olan referans koşulları kloroflan miktarında çok ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle ilk yıllarda sıcaklığın artmasıyla beraber. Daha sonra ise burada şeyi görüyoruz, kloroflan azaldı ama bunun sebebi de aslında su seviyesinin o kadar düştüğünü gözlemledik. Burada su içi bitkilerini devreye sokup onların kloroflanla rekabet etmesinden kaynaklı olabilir. Yani burada kloroflan düştü ama göl neredeyse suyunu kaybetti diyebiliriz. Yani dolayısıyla hani Beyşehir Gölü sonuçlarına bakıp Beyşehir Gölü'nün su kalitesi yine bu şekilde olacak gibi çok da iyimser davranmamak lazım. Çünkü demin de dediğim gibi su olmadan su kalitesinden bahsedemeyiz. Evet. Yani bu sonuçlara baktığım zaman bunları entegre hazır yönetiminde nasıl kullanabiliriz diye bakarsak yani besin tuzu kontrolünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü azalan besin tuzu kesildi ve kloroflan miktarında azalma gördük. Aynı zamanda suyun yerini kullanımının da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü gelecekte kuraklıkla beraber ciddi su seviyesinde düşüşler olacak. Merhabalar, ben Akı Çevre Mühendisliği bölümünden Firdevs'e inilmez. Öncelikle iki tane sahte örnekleme noktası olduğundan bahsettiniz. Bu örnekleme noktaları seçiminde nelere dikkat ettiniz? Ben bunu bilmek istiyorum. Çünkü iki tane birbirine yakın örnekleme noktası seçmekten ziyade farklı noktalarını, gölün farklı noktalarını temsil eden iki farklı nokta neden seçmediniz? İkinci bir sorum, SAP izinleriniz kaç tane SAP izin oluşturdunuz? Bu SAP bezinlerden 10 numaralı SAP bezinde fosfor yükünün kalibrasyonda çok iyi gitmediğini görüyoruz. Acaba bu SAP bezinin alanının diğerlerine göre çok küçük olmasından kaynaklı ve burada fosfor yükünün boş hat olmasına dayanan bir şey olabilir mi? Çünkü bir önceki eğer SAP bezinin alanı çok büyükse bir sonrakine geldiğinde çok fazla akımın gelmesinden dolayı oradaki fosfor yükünü yıkama etkisiyle yok etmiş olabilir. Belki SAP bezin alanlarınızı kontrol etmenizde özellikle 10 numara için bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorum bu düşüncelerimi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O SAP bezin konusunda bakarım yani şu an hatırlamıyorum boyutunu ama teşekkür ederim SAP bezin. Diğer konuda da aslında yakın dediğimiz noktalar 10 kilometre var aralarında. Biz bu şeyi yaparken bizden daha önce 2 yıl önce Konya Selçuk Üniversitesi'nin Beyşehir Gölü'yle ilgili yaptığı çalışma vardı. Ona göre belirledi. Onlar 40 istasyon belirlemiş. Biz hem şurada hem de şurada bir nokta belirledik. Aslında 8 ve 13. Bir de buralar çok sığ bölgeler ve aslında neredeyse kıyıya yakın yerden burada örnek alıyoruz. Yani dereler oraya giriyor ve zaten şunu biliyoruz ki derenin yakın olduğu yerler direkt oradaki aslında şeyi gösteriyor. Yani burada zaten fosfor yüksekse burada da fosforun yüksek olması çok doğal aslında. Biz hani amacımız göldeki bütün biz varyasyonu gösteriyoruz değil de sadece gölün genel olarak hani nasıl davrandığını anlamaya çalışıyoruz. En derin bölge de aslında şurası. Hani burası genel olarak benzer davranıyor. O yüzden biz o iki noktayı seçtik. İşte yani benzer davranan iki noktadan ziyade farklı özellik noktaya alsaydınız, gölün ortalama konsantrasyonu aralarındaki farklar o kadar az ki bakar mısınız? Yani 2, 3, yani 4 evet. Mikrogram yani çok benzer. Üstüyle altı o kadar benziyor ki. Ama işte çıkmayabilirdi de. Hani sonuçta çıkmış okey ama çıkmayabilirdi de. Bunu tabii analiz sonuçlarını yapmak gerekiyor. O yukarılardan da hani büyüme mevsiminde örnek almıştık. Özellikle zaten yaz sonunda farkın daha fazla olduğunu düşünüyordum. Göstereyim tekrar bunu. 6
kozmik kuzey bölgeleri de vardı. Bir fark göremedik orada. Tabii belki bir kere almak yeterli olmayabilir. Başka mevsimde farklılık gösterebilir ama benim buraları da temsil eden noktalar aldım. Sürün bölgeler bölümünden Mehmet Güloğlu. 96 veya 97 yıllar, 2 yılda yanılabilirim. Beyşehir Milli Parkı ilan edildikten sonra ilk tarihi kapsıyordu. Türk Hava Kurumları bu gölle ilgili ne yapılabilir? Bir gezi derdi, oraya inceleme gezisi. Yok, geziye ben de katılmıştım. Burada benim ilgimi çeken esas noktalardan bir tanesi şuydu. Gölün normal su seviyesi 1124 kodunda işletilmesi gerekirken o anda Haziran ayı başladıydı. 1120 seviyelerindeydi. Yani 4 metrelik normal sorunlar çekimi vardı. Tabii ki yaptığımız incelemelerde burada 7 tane pompa istasyonu var. Ayrıca Beyşehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacında Beyşehir ilçesinin ayrıca bu şekilde temin ediliyordu. Diğer taraftan Çarşamba Ovası ıslah edilmemişti. Çarşamba kanalı. Çarşamba kanalından ilkel yöntemlere salınma yöntemiyle sulama gidiyordu. Dolayısıyla Beyşehir Gölü'nün ilginç bir yöntemi daha var. Nasıl karsit bir yapıya da sahip. Yani oradaki hatta bazı hikayelerden oradaki su çekilmesinden Kül Adası'nda oluştuğunu, yani su çekilmesi diye kül doğduğunu falan söyleniyor mitolojide. Dolayısıyla karsit yapılan orada bir su kaybı var. Bu anlaşmayı buna eklerseniz ister istemez tabii ki gölde bir su dengesizliği var yani. Sonra da Gen Bosna Elevasyonu'ndan buraya bir aktarım yapılacak. Bir DSM'in projesi var. Zaten sanıyorum tamamlanmıştı o proje. Evet, şu anda herhalde normale binmiştir. Binmiştir ama yani esasen buradaki suyun çekilme nedenlerini azaltabilmenin üzerinde durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Sorular mı başka? O zaman kahve içelim.